Mehmet Göktaş, doğru haber. Aklanmak, temize çıkmak ne büyük mutluluk. Duydum ki beraat etmişsin şu davadan. İnan çok sevindim. Hepimizin bu şekilde sevinerek birilerinin beraatını tebrik ettiğimiz olmuştur. Ya bir de bizzat beraat eden o kişinin sevincini düşünün. Hele yargılandığı mesele ciddi ise, beraat etmekle büyük bir hapis cezasından veya yüklü miktarda tazminat ödemekten kurtulmuşsa, artık o kişinin yaşadığı mutluluğu bir düşünün. Bir takım cezalardan kurtulmanın yanı sıra insanlar arasında aklanmak, temize çıkmak, bir takım şaibelerden kurtulmak, insanların size bakışlarının yine eskisi gibi iyiye dönüşmesi en azından cezalardan kurtulmak kadar büyük bir mutluluktur. Aklanmak, temize çıkmak illaki bir yargılanmanın neticesi olmayabilir. İnsanlar bir takım şaibelerden, ithamlardan, suizanlardan, uğradığı iftiralardan başka şekillerde de kurtulabilir. Mesele şu veya bu şekilde gerçeklerin ortaya çıkması meselesidir. Sözü uzatmayalım. Aklanmak, temize çıkmak güzel bir şeydir. Alın aklığını basit bir slogan olarak görmeyelim. Özellikle sürülen lekelerden sonra insanın yeniden anlını ak etmesi bir zaferdir. Bunun yanında söz konusu aklanmalar, temize çıkmalar, beraat etmeler her zaman için hakkın yerini bulduğu anlamına gelmez. Beraat eden, temize çıkan, mutlu olduğu halde bu berat karşısında birileri üzülebilir, mağdur olabilir, mazlum olabilir. Veya bir takım davalar hiç mahkemeye intikal etmeden geçiştirilebilir. Sahipleri bu dünyadan göçüp gidebilir. Nitekim milyonlarca problem bu şekilde kapanmakta milyonlarca suçlu hiçbir ceza görmeden göçüp gittiği gibi bir o kadarı da haklı olduğu halde aklanamadan, temize çıkamadan ömrünü tüketmiş olabilir. Hani bazı durumlarda birbirimizi teselli ederiz ya, üzülme, daha bu işin temizi var, daha bu işin AYM'si var, daha bu işin ahimi var diye. İşte biz de diyoruz ki bu işin bir de öbür tarafı var. Önemli olan öbür tarafta aklanmak, öbür tarafta temize çıkmak, öbür tarafta beraat etmek. Yoksa siz ne zannediyorsunuz günde en azından 40 defa Maliki Yaumiddin demeyi? Sensin o din gününe tartışılmaz biçimde hakim ve malik olan. Sensin o gün herkesi huzurunda derleyip toparlayacak olan. Yapıp ettiklerini gözlerinin önüne serip yayacak olan. Hiçbir şey bırakmadan, hiçbir şeyden geçmeden bir soracak olan. En ufak davranışı, en küçük kıpırtıyı ölçüp tartacak olan. Sensin her bir canlının alnından, perçeminden tutup çekecek olan. Sensin o gün uğrunda korkudan bütün başlar öne düşecek olan, huzurunda dehşetten gönüller boşalacak, gözler dönecek olan, nefes hışırtıları, soluk sesi dışında huzurunda her bir ses susup sinecek olan, sensin o din gününde adaletle, hakla hüküm verecek olan, kulları arasında her türlü ihtilafı, ayrılığı, nizağı kesip çözecek olan, karışmış akılları sensin o gün hükmüyle tatmin edecek olan, oynamış yürekleri sükunete erdirip yatıştıracak olan namaz göz aydınlığından bu anlamda aklanmak temize çıkmak ve beraat almayı Rabbim cümlemize lütfeylesin